Evet, başlayalım bakalım. Hocam yeniyim, nasıl yapılır bilmiyorum. Erzurum Musa Ceylan Uzunova yazınca çıkıyor demiş. Bu arada bugün de bir konuğumuz olacak. Sevgili Nedim Tayfun Van yolundan bizlerle buluşacak. Önce bir şu isteği bir yapalım. Ben de merak ettim Muhammed Salih Ceylan'ın isteği. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Peki. Erzurum Musa Ceylan Uzun Hava. Bu kaç senelik kayıt ya? 10 yıl önceymiş ya. Hadi seni kırmayayım. Zaten 2 dakikadır hala ne söyleyeceğim diye karışıyorlar. Of of. Of. Günahlar, günahlar. Harika sesmiş be. Oo. Müthiş okuyor. Nefis tenor. Nefis tenor. Çarpmalara bak. Yanıyor. Of. Kim ya bu? İnanılmaz okuyor. Okuyor. Bir saniye yalnız. Benim yine kablom çıkmış her hafta olduğu gibi. Ulan var ya sen var ya sen. Oh. Sen var ya midi kablosun. Şu otomatik şey bunu bir çalıştırıyor var ya rezalet ya. Abi bu şey robotu var ya. Akıllı robot. Gidiyor geliyor midi kablosunu çekiyor yerinden. Arkadaş her canlı yayının başında bir araba tamiri yapmasan illa olacak yani. Yemin ediyorum var ya 7 senedir şu masanın altına eğilip kalkmaktan canım çıktı ya. Oh neyse. Başla. Tamam geldin mi? Aman! Uf. Acayip tiz. Peki bu ne zaman gelir acaba? Neyse şunu bir kapatıp bir daha açayım. Dur şimdi daha güzel olacak. Kapan. Kapan susam. Kapan susam kapan. Gel. Piyanodan da bir ses alalım da tonum ona bakalım. Tatlı çünkü yani. Bu hangi ses sizce? Ra mi falan mı acaba? Mi bemolmüş. Oha. İyi, bayağı yaklaşmaya başladım ben de. Güzel. Bak kulak gelişiyormuş demek ki. Hadi gel. Mi bemol arası. Şimdi tenor sesin diğer seslerden farklarına şöyle bakalım. Bu türküyü siz böyle bu kadar tiz bir sesten okumaya çalıştığınız zaman sesiniz çıkmaz. Özellikle bir tenor değilseniz, böyle rahat bir tenor değilseniz gördüğünüz gibi en ufak bir zorlanma yok. Elinde tespihini sallaya sallaya keyifle bu tizlikte türkü okuyor. Mesela mi gibi klişe. Aman. La, si. Çok rahat bir şekilde en ufak bir zorlanma olmadan sesler çıkıyor. Tenor sesin karakterinde zaten başlangıç notlarına baktığınız zaman işte sol sol diyez la'dan başlayıp iki oktav yukarı rahat bir aralıkta çıktığını görürsünüz. Tabii pek la'ya inemezler aslında da. İndikleri pes si si bemoller daha parlak ve net. En peslerde buraları düşünün. Yukarıda da si do do diyez iki oktav üstünde. Do do diyez re mi hatta Pavarotti'ye göre fa geliyor tenorlarda. Burada ne aralıkta söylüyor? La'ya sürekli dokunarak geliyor. Ama en ufak bir zorlanma yok gördüğünüz gibi. Daha yukarıları da var. Dediğim gibi. Si natural. Tam böyle dediğimin üstüne gelmesi efsane değil mi? Re. İşte bu aralığın içinde bahsettiğim şey şu. Şimdi
kendi ses sahası içinde zaten re'ye kadar, re diyez, mi fa Pavarotti'ye göre bu aralık tenor seslerde mevcut. Ha, mesele bu mu? Yani biz burada etkilendiğimiz şey re'ye çıkması mı? Yani Musa Ceylan'ın re'ye çıkınca mı biz patlıyoruz? Aslında öyle değil. Baştan sona bir tavır var bir kere. Ve kendi ses rengin, kendi şeklinde, hakim bir şekilde, gırtlaklarıyla vesairesiyle her şey pırıl pırıl gelince, o yöre şivesi de gelince tadından yenmiyor. Aslında bizim ilgimizi çeken yörenin kokusu. Gerçekten böyle. Bu da bu materyallerle oluyor yani. Ton, aralık, okuma, stil, şive, çarpmalar, ses kullanımı hepsi bir araya geliyor. Ve bize bunu veriyor. Mükemmelmiş bu arada performans ya. Sinatürel bakın. Hiç yani yerinden oynamadan sinatürel. Rahat rahat. Kırmızı bile değil yüzü yani. Hani o kadar normal. Bir de herkes paltolar giyiyor, düşünün havanın soğukluğuna bakın. Mi'ye yaklaştı bu arada. Öf be. İnanılmaz performansmış. Mesela bu çarpma. Bakın çok fantastik. Gel. Acayip bir şey değil mi? Tam yöre. Tam. Rahatlığa bak ya. Nefes ama bayağı güzel nefes alıyor. İzleyin. Derin nefes. Ondan sonra benim. Tabii güzel olan bir taraf var. Harfleri incelerseniz uzun havada. Benim gel. İyi çabuk atlayıp benim gel. Gene açık harfli bir, açık ağızla rahat çıkan. Ne kadar tiz ses varsa, rahat ve güçlü çıkıyorsa o kadar açık harf vardır. Bunu asla unutmayın. Bu ikili bir araya geldiğinde mükemmel sonuç verir. Çok iyi sonuç vermiş zaten. Benim gel. Bakın İ'de aslında kasılırken Ö'den sonra da rahatladı. Manıvah A. A. Hatta kapalı ağızla bile okuyor yani. Daha da açılabilir. Gene bugün çok çalışılmış bir pasaj yani. O bütün name sistemi yerleştirilmiş. Enstrüman çalan biri. Çok belli. Veya enstrümanla çok ilgilenmiş. Bu sistemin içinden geçmiş. Hani o eğitim sistemin içinden geçmiş. Tevhidi tedrisat derler ya. Yavrumdan ayrılmış. Oh, çaylar da geldi. Gülümden ayrılmış. Basarak şey harfini. Tertemiz bu arada ya. Bütün namelerine kadar tertemiz. Yine A. Yine bugün. Ü harfi o kadar tize gelmediği için daha rahat. Asıl çıldırdığı yer şurası. Buralar. Si natürel. Girerken tam giremiyor ama sonrası daha yukarı gideceğini bildiği için hazırlıyor kendini. Yangın! Yangın! İnanılmaz tatlı ya. Ya Navi'nin derinliği o kadar güzel ki ya. Ver, ver gazı, ver. Ne bekliyoruz? Ortalık yangın yeri baba. Bu yangındır yani. Ha, tam da açmıyor aslında. Daha da açsa daha da fena çıkacak. Ya şu mesela. Bak.
daralması ya tam rahatlığı bulamaması kısılmasına sebep oluyor. Ama tabii renk çıkarıyor sesi, problem yok. Hafif boğazda ama. Tatlı tatlı böyle nefis bir şey ki Hüseyin'i. Acayip tatlı. Ay. İlginç olan şey hiç sigara içen yok. Bir bakın. Var mı sigara? Hiç yok. Sigara dumanı var mı? Yok. Üzgün şaşı. Bekle abi ya. Arşiv yapıyoruz ya. Arşiv yapıyoruz. Bana avladım olsun. Arşiv yapıyoruz. Şeyler içmiyor. Babasına çekmemiş. Gelmiş dönerim ne oldu? Duvarlarda halılara bakın. Ahmet sen döner ne oldu? Abi sen döner babaya çekmiş. Of, ortam efsaneymiş bu arada. Müthiş. Baştan sona bir şaheser.